Osman Şimşek, tesisatçıyım. İşte serbest çalışıyorum. 15 Temmuz'da işte işten geldim. Akşam oturuyordum, balkonda oturuyordum, çay içiyordum. O arada benim birader Koşalatan giderken biraderle dedim ki, nereye gidiyorsun oğlum dedim, Koşalatan dedim. O da abi sen duymadın mı dedi. Neyi dedim, darbe var dedi. Bu arada geldim televizyon açtım tekrar. Televizyona bir baktım, TRT1'de bayan bildiri okuyordu. Ondan bir şey anlayamadım. Kanallarda dolaşırken Cumhurbaşkanımızı gördüm ve Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca hakikaten darbe olduğuna inandım ve bayrağımı aldım ve koştum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Giderken arkadaşlara rastladım. Arkadaşlar beni arabayla Genelkurmay'ın önüne bıraktılar. Ve hepsi de indi tabii ki orada. İşte o anda bir şey yoktu. 10-15 kişiydik. Fazla bir şey yoktu. Aradan 20-25 dakika geçmedi. Millet doluştu. Millet doluşunca da o arada tanklar çıktı. Saat 11 civarı, 12 civarında tanklar gelmeye başladı Kızılay Meydanı'nda. Tankları durdurmaya çalıştık. Durduramadık lazım onu. Birisini birden durduramadık. İkincisini durdurduk. Üstüne çıktık. Bayrak falan şeyler üstünü kapatmaya çalıştık. Ondan sonra dediler bize orada bir ses, yani kalabalıktan bağırtı. Dediler ki Genelkurmay Başkanı içeri esirdediler. İçeri girek arkadaşlar dediler. Tabi o arada biz de demirlerin üzerinden, kimisi demirleri kırdı. Biz demirlerin üzerinden atladık. Hatta biraderim yardım etti bana da ben üzerinden çıktım. Orada askerler önümüzü kesti. Hatta üst temenle, tek yıldızıydı, temenle konuştuk orada. Dedim ki neden yapıyorsunuz dedim. Sen kimsin dedi. O arada bizim vatandaşlar üzerine biz de bir vatandaşı geri çekmeye çalıştık biz. Çünkü adamlarda silah var, silah üzerimize doğru. Adamlar bizi tarayacaklar. Biz önlerine tekrar geçtik vatandaşı. Tam bahçenin içinde. Helikopterinden kalktığı yerde. Vatandaşı geriye çekmeye çalıştık. La oğlum silah var elinde. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Vatanımız için. Dedik ki yapmayın arkadaş. Kime ateş ediyorsunuz siz ya? Karşınızdaki kim dedik ya? Benim evladımsın, benim yeğenimsin, benim akrabamsın sen belki dedim ya. Hepsini söyledik abicim. Ama o temen kesin de silahı doğrultun dedi. Hatta askerin bir tane silahı geriye çekti böyle. Doğrultman silahı dedi. Ve asker silahı bize çevirdi. Demirlerden atladık, dışarıya çıktık. O arada bomba patladı üzerimize. Helikopterler şeyi bombalarken meclisi bombalıyorlardı. Biz umursamadık. Hani meclisi bombalıyor, insanların üzerine atmıyor diye umursamadık. Bu arada tabii çatıda vurucu tim vardı. Birkaç arkadaşlarımız ayaklarından vurdular. Hatta birinin göbeğinden 4-5 kurşun attı. Çocuğu o arada devirdi. Ondan sonra işte bomba attıktan da beni fırlatmış. Bir parça bacağıma, kolum ezildi. Bayılmışım. Hafif kendimi toparlamaya çalışırken o arada bir asker dipçikle bana vurdu. Yalnız asker olduğunu çok iyi biliyorum. Rütbesi falan yoktu üzerinde. Genç bir çocuk oldu, parlak bir çocuktu yani. Şimdi görsem bile hatırlarım ya. Ondan sonra ayıktıktan sonra işte onlar gittikten sonra yerde yattım. Kafamı gözümün altından seyrederekler. Onların gitmesini bekledim. 10-15 metre yürüyünce oradan kaçtım, arabanın önüne geldim. Araba önünde biraz dinlendikten sonra tekrar koşmaya başladım. Ve koşamıyordum. Bacağımı çekemiyordum. Baktım kaçamıyorum. Yok çatlan silah atıyorlardı bana. Ayaklarımın dibine. Korktum vuracaklar diye. Cesetlerin içine saklandım. Yarım saat kalan cesetlerin arasında kaldım. Parçalanmış insanlar. Ondan sonra kalktım. Tekrar yürümeye çalışırken bacağı kopmuş bir arkadaş bana şey yaptı. Yardım et dedi. Yardım edemedim. İşte benim kolum iyi olmuş olsaydı veya bacağım iyi olmuş olsaydı ben onu sırtıma alıp götürürdüm. Götüremedim.
Ve hala da onun psikolojisini ben yaşıyorum. Uyuyamıyorum. Geri geliyor sabahlara kadar oturuyorum. Yani. Belki 5 saat şöyle sızıyorsam, uyuyorsam hepsi oluyor. Ondan sonra yürüdüm, karşıya geçtim. O arada ağaçtan dibinde, polis müdürlüğünün dibinde 20-25 kişi bekliyordu. Ona o yaralı arkadaşı söyledim. Tamam dediler. Bana bir kişi koluma girdi. Karşıya geçirdiler. Ondan Balkanlı tarafına. Oradan biraz yürüdükten sonra Çelik Kuvvet'in yanına vardım. Çelik Kuvvet'e dedim ki böyle böyle ben yaralıyım. Ben araba durduramadım. Orada bana araba durdurdular polisler. Oradan beni hastaneye, mumun hastanesine gönderdiler. O arada zaten ondan sonra da bir bomba atıldı zaten hastanenin içindeyken biz. Orada bir bomba atıldı, hastane sallandı yani. Zor bir geceydi. Hayatımızda işte böyle bir şey ilk defa yaşadık. Ama mutluyuz. Mutluyum. Gururluyum. Çünkü bu vatan için canımı vermeye hazırım. Bizim milletimiz çok büyük bir millet. O vatandaşımız zenginmiş, fakirmiş diyen ayrım yapanlara ben çok kızıyorum şu an. O anı yaşadığım için. Herkes arabasının şeyini söktü. Arka koruması var ya. Onu söktü, sedye yaptılar. Lüks arabalar. Çoğu millet diyor ki yani zenginmiş, fakirmiş, bilmem şu ayrım var. Hiçbir şey yokmuş. Bütün her şey orada bitti. Hepsi o özel jipler olsun, bilmem neler olsun. Vallahi ben hayret ettim. Biz aşağı inemedik. Yardım aşağı inemedik. Öbür taraftan indiler. Deniz kuvvetlerinin önünden indiler. Arabaları da oradan döndüler. Bu milletimiz çok büyük bir millet. Bu milleti kimse bölemez abicim. Bu milleti bölmek için dünya kadar yürek lazım. O da hiçbir insanda yok. Sadece Türk milletinde var. Kürdüymüş, Türküymüş diye ayrım yapanlar yanlış yapıyorlar. Ve buna inanana da yanlış yapıyorlar. Hepimiz oradaydık, meydandaydık. Kürdü de, Türkü de, Alevisi de, Sünnisi de hepsi de oradaydı.